Şimdi arkadaşlar özellikle veri analizinde verilerinizi toparlarken, temizlerken kullanacağımız bir fonksiyondan bahsedeceğim. İlla veri analizi için düşünmenize gerek yok. Her türlü yazılımda bu vardır zaten. Şöyle ki arkadaşlar, örneğin şöyle merhaba dünyada, bakın ü karakteri var. İşte bazı ortamlarda işte Türkçe karakterler sıkıntı çıkarıyor. İşte biz de onları mesela dünya değil de dünya olarak değiştirmek istiyoruz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunun için arkadaşlar çok güzel bir fonksiyon var. Replace fonksiyonu. Şöyle ki onu mesaj nokta replace diyerek şöyle parantezi açtığınızda bakın burada bizi yönlendiriyor zaten. Diyor ki old eski yeni hali. Peki bakalım eski haliyle yeni halini. Şöyle çift tırnak içerisinde eski ü'yü yani kısacası merhaba dünyadaki ü'yü u olarak değiştir. Bakalım bu bizim için nasıl bir sonuç çıkaracak. Şöyle ki bakın merhaba dünya şeklinde yazdı. Ha biz bunu yazdığımız zaman şöyle ki arkadaşlar örneğin mesajı bir daha yazdırayım. Hani bazen öyle şeyler düşünülebiliyor. Bakın şu son ikisi için düşünün. Bakın merhaba dünya yine merhaba dünya. Yani şurada biz mesajı mesaj nokta replace diyerek mesajı değiştirmiyoruz. Ha illa değiştireceğim diyorsun. Mesaj eşittir. Mesaj nokta replace diyerek onun değerini yani o eşittir ile onun değerini değiştirmeniz gerekiyor. Yani siz bunu yaptığınız zaman tabii ki bakın iki kere merhaba dünya şeklinde yazacaktır. Bu da önemli arkadaşlar. Evet, şuna da hemen bir komenti bırakalım. Bu da replace olacak. Peki, şöyle biraz daha ilerletmek istiyorum. Örneğin, burada ü ile u'yu değil de direkt a'ları değiştirmek istiyorum. Şöyle, şunu da şöyle komentliyim ki o devreye girmesin. Şöyle a'ları değiştirmek istiyorum. Print. Bakın mesaj nokta replace diyorum. Eskiden A idi. Şimdi ben onu şöyle E olarak değiştiriyorum. Uydurdum. Şuna bakalım nasıl bir sonuç çıkaracak. Bakın bütün merhaba da 1, 2, 3 şöyle 3 tane A'yı E olarak değiştirdi gördüğünüz üzere.